Enis Berberoğlu davası açık, somut. Meclise milletvekili olarak geri döndü. Süreç henüz tamamlanmadan peki Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşünülmesi ne anlama geliyor? Çok açık. AKP iktidarı 20 Temmuz darbesini derinleştirerek sürdürüyor. Erdoğan AKP iktidarı 20 Temmuz 15 Temmuz darbesinden sonra 15 Temmuz darbesi yapılsaydı ne olacaktı zaten? Bunlar olacaktı. Bir tür darbeyi tamamlıyor AKP iktidarı. 20 Temmuz'da ilan edilen olağanüstü hal ve olağanüstü hal koşullarında gidilen 2017, 16 Nisan 2017 referandumu ve ardından yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle yeni bir rejim kuruldu. Şu anda 2017, 16 Nisan 2017 rejimiyle yönetiliyoruz. 2017 anayasasıdır yürürlükte olan. Bu da bir darbe anayasasıdır. Hangi darbenin? 20 Temmuz 2016'da yapılan Türkiye'deki olağanüstü hal darbesinin. AKP iktidarı tarafından yapılan. Darbenin bastırılmasının sağladığı meşruiyetten ve tarihsel haklılıktan hareketle bunu krizi bir fırsata çevirerek kendi darbesini yapan bir siyasal İslamcı kadroyla karşı karşıyayız. Bunu derinleştirmeye çalışıyorlar. Mevcut meclisle bile yönetemeyecekleri, mevcut yasalarla, olağanüstü yetkilerle bile yönetemeyecekleri bir Türkiye tablosuyla karşı karşıyalar çünkü. AKP hükümetinin tükenişinin işaretidir bu. Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi esas olarak Türkiye'de demokrasinin gömülmesi anlamına geliyor. Şimdi Gergerlioğlu meclisi terk etmeyeceğim ve direneceğim diyor. Buyurun ne yapacaksınız? Şimdi bir kriz, büyükçe bir kriz var önünde. Ne yapacaksınız? Meclise polis giremiyor, asker de giremiyor. Meclis idare amirleri tarafından meclisin iş güvenliği sağlanıyor. Ne yapacaksınız? Bir bölüm AKP milletvekili ve MHP milletvekili olarak derdest edip götürüp kapının önüne mi koyacaksınız? Ne yapacaksınız? Ciddi bir kriz yaratmış durumda. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin iyi bir sınav verdiğini tespit etmek lazım. Türkiye İşçi Partisi mecliste temsil ediliyor, o da öyle. Meclis dışındaki partilerin de iyi bir sınav verdiği ortada ve AKP'den kopan Deva Partisi, Gelecek Partisi gibi partiler de bir tavır aldılar bunun karşısında. Fakat Sayın Meral Akşener susuyor. Ben soruyorum, Meral Akşener neden susuyor? Şimdi konuşmayacaksa ne zaman konuşacak? Onaylıyor mu, onaylamıyor mu? Ortada bir hukuk skandalı var. Bırakın her şeyi. Mevcut kararın, yani Yargıtay tarafından onaylanan mahkeme kararının gerekçesinde, henüz gerekçeli geniş karar yok ortada, ama gerekçesinde T24 adlı bir haber portalında, bir internet sitesinde yayınlanan bir haberin sosyal medya paylaşımının retweet edilmesi delil olarak gösteriliyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu kadar gerekçesinin çürük olduğu, bu kadar gerekçesinin yani faille fiil arasında bir bağ oluşturamayacak kadar zayıf olduğu bir başka hüküm olamaz. Bununla ne yapıyorsunuz çünkü? Bir millet iradesiyle seçilmiş meclise temsilci olarak gönderilmiş birinin milletvekilliğini düşürüyorsunuz. Şimdi çok haklısınız hocam. Mustafa Şentop ne diyor? Anayasamızda böyle var diyor. Peki anayasamızda vardı. AKP kapatılacağı zaman, AKP'nin kapatılma kararı kapatılması için dava açıldığı zaman aynı tutumu neden sergilemediniz? Ve Meral Akşener bütün bunlar olup biterken niçin henüz daha bir açıklama yapmadı? Şimdi esnaf geziyor Çanakkale'de. İki gencin de nikahını kıymış, yolda karşılaşmış. Çok da iyi, çok da hoş. Dün grup toplantısında çok iyi bir konuşma yaptı. Andımız konusunda ve diğer meselelere ilişkin gündemdeki. Ama Türkiye'nin en önemli gündemine ilişkin konuşmuyor. Ha, İyi Parti'nin bir tavrı var. Karşı buna belli. Ama bunu genel başkan yardımcılarıyla ya da baş danışmanları aracılığıyla açıklıyor. Evet. Demokrasi evet. Bir ilke meselesidir. Tabii. Demokratikleşme de bir ilke meselesidir. Şuradan kurtulmak gerekiyor. AKP HDP ile işbirliği yaparsa bu çözüm oluyor, demokratikleşme oluyor, barış oluyor, kardeşlik oluyor. Diğer partiler ya yanlış yapıyorsunuz, milletvekilliklerini düşürüyorsunuz. Bu demokrasiye aykırı dedikleri zaman herhangi bir ilişkileri de yok. Bu vatan hainliği oluyor, teröristik oluyor, Kandil'le işbirliği oluyor, öyle mi? Çok güzel. Yani öyle çok mi güzel. Alay komutanı? Çok güzel.
Öyle mi alay komutanı? Yani siz yapınca çözüm oluyor, kardeşlik oluyor, barış oluyor. İyi Parti Genel Başkanı bu yüzden korkuyor işte. Kendisinin HDP'yi savunduğu, HDP'yi desteklediğine dair bir MHP propagandasından, bir AKP propagandasından çekindiği için susuyor Meral Akşener. Biz bunu biliyoruz, Meral Hanım'ın kaygılarını. Fakat bu korkunun, bu kaygının üzerine gitmek gerekiyor. Türkiye bu çizgiyi çoktan aştı. Biz ya demokrasiyi savunacağız ya teslim olacağız, bu kadar açık. Yani ya da totaliter bir rejime doğru sürüklenişe karşı pasifist bir tutum takınacağız. Ya demokrasiyi savunacağız ya teslim olacağız. Bunun arası yok.